merhabalar. Selamlarımızı, sevgilerimizi bahar dallarına iliştirip sunuyoruz sizlere sevgili masalsever dostlar. Türk masallarımız dürüstlüğün, iyiliğin, doğruluğun, nasihatin, sevgi ve saygının örneklerini sunuyor. Bugün hazır cevap ve düşündüren bir kızın, Bilge Hatun olmasının masalını dinleyeceksiniz. Evet, başlayalım mı? Hazır mıyız? Ay durun, kulaklarınızı fil kulakları kadar açın. Açamadınız mı? Pekala, kulaklarınızı çanak anten kadar açmayı deneyin. Ay kulaklarınız o kadar da mı açılmadı? Zararı yok canlarım. O zaman can kulağıyla bizleri dinlemeye başlayın. Uzun zaman önce Horasan'da Kutlu Ayas adında bir şah yaşarmış. Bu genç şah kahraman, atılgan, cengaver bir delikanlıymış. Zaman zaman yardımcılarıyla ormana gezinti yaparmış. Yine bir gün yardımcılarıyla birlikte ormanda geziye çıkmış. Orman sıra sıra sık ağaçlarla çevrili, gezinti yollarıyla huzur veren bir ormanmış. Şahın yanındaki atlılarla birlikte ormana girişleri görkemli olurmuş. Yine bir gün şah ormana giriş yapmış. Ormanın girişinde yaşlı bir adamın başını eğerek süpürgeleri üzerinde dikkatle çalıştığını, duyduğu nal seslerine dahi başını kaldırmadığını görmüş. Genç şah arkasındaki adamları durdurarak bu çalışkan adamla konuşmak istemiş. Yaklaşarak "Baba, orada ne yapıyorsun?" demiş. Neden sonra yaşlı adam başını kaldırmış, hiç durumunu değiştirmeden şöyle kalın kaşları altından zeka fışkıran bakışlarıyla şaha bakmış. "Göz açan dikiyorum oğul," demiş. Şah adamın zeki biri olduğunu görerek şuna birkaç sual sorayım demiş içinden. Evet, şah sormaya başlamış. Baba, sana birkaç sual soracağım. Benimle konuşur da bunlara doğru cevap verirsen seni mükafatlandırırım. Eğer cevap veremezsen sana süre vereceğim. Sürenin sonunda yine cevap veremezsen seni asarım demiş. İhtiyarı bir düşüncedir almış. Ne yapsın? Fakat hazır cevap olduğu için hemen cesaretlenerek olur oğul demiş. Şah askerlikle ilgili birçok soru sormuş. Göz açan baba bunların hepsini cevaplandırmış. Bu sefer şah onu zekaca denemek istediğinden baba, biraz da havadan sılan şeyler sorayım sana. Söyle bakalım, altın kime denir, gümüş kime denir, bakır kime denir? Bunun cevabı için sana 40 gün müsaade, eğer bilemezsen başını uçururum demiş. İhtiyarı almış bir düşünce. Zira hemen bulup cevap verememiş. Sevgili çocuklar, o devirlerde şahların astığı astık, kestiği kestikmiş. İhtiyar biricik kelleciğini düşünüp dururmuş. Şah atını mahmuzlayıp ihtiyara dönerek, "Bilmeceyi bulduğun zaman sarayıma gelir bildirirsin," demiş ve bir rüzgar gibi oradan uzaklaşmış. Göz açan baba dikmekte olduğu süpürgeleri toplamış, düşünceli evine dönmüş. Bu ihtiyarın bir karısıyla 3 kızı varmış. Babasının düşünceli halini gören küçük kız, babasının bir derdi olduğunu sezerek, "Babam babam, dertli babam, söyle ne düşünürsün?" demiş. İhtiyarcık kızının bileceğine hiç ihtimal vermeyerek, "Derdimle dertlenirsin kızım ama hiç sorma daha iyi," demiş. Kız durur mu? Tabii ki durmaz. Özellikle kız evlatlar babalarına çok düşkün olurlar.
Bu yüzden kız babasına ısrar etmiş, sonunda niçin kederli olduğunu öğrenmiş. Kız babasının anlattığı soru sebebiyle kısa bir süre sessiz kalmış. Sonra gözlerinde parlayan ışıkla babasına dönmüş. "İlahi baba, bundan kolay ne var ki?" demiş. Babası çok sevinmiş. Öyle ya, soruya cevap veremezse başı gidecek. Merakla kızını dinlemeye başlamış. Kızı soruyu cevaplamış. "Bak babacığım, altın şahlara, krallara denir. Gümüş ise onun veziri, vüzerası. Bakır da bizler gibi fakir fukaradır. Git kendisine söyle," demiş. Göz açan babanın sevinçten etekleri zil çalmış, doğru şahın sarayına gitmiş. Şah demiş ki, "Ey göz açan baba, bunu sen bilmedin. Gel de doğrusunu söyle. Eğer bilseydin, diğer bildiklerin gibi sorduğum zaman bana söylemez miydin? Doğrusunu de bana. Bunu kimden öğrendin?" Şaha yalan söylenir mi hiç? Göz açan baba da deyivermiş. "Şahım şahım, gül yüzlü şahım. 3 kızım var, en küçüğü bildi bunu." Şah manalı manalı gülmüş, bir kese altın vererek babayı göndermiş. Ama aklı böylesi zeki olan kızda kalmış. Kızın zekası gerçekten hoşuna gitmiş. Dadısıyla lalasını kızın evine misafir olarak göndermiş. Şah bunlarla kıza verilmek üzere de bir kese içinde 30 altın vermiş. Şah'ın gönderdiği adamlar kızın evinde birkaç gün misafir kalmışlar. Kız misafirleri buyur etmiş, Şah'ın hediyesi olan keseyi almış, başka bir odada altınları keseden çıkarıp saymış, saymış ki tam 28 tane misafirlerin yanına girmiş. Misafirler kıza evde kim olduğunu ve kendisinin ne işle meşgul bulunduğunu sormuşlar. Kız demiş ki, "Annem biri iki yapmaya gitti, ablamın biri has bahçeye gül serpmeye, diğeri de çirkinleri güzel yapmaya gitti. Beni sorarsanız ben de ufak tefek cennet evleri yapıyorum. Bir taraftan da mutfakta baş aşağı baş yukarı yemeği pişiriyorum," demiş. Misafirler teşekkür edip kalkarlarken kızın verdiği cevabı unutmamak için yazmasını istemişler. Kız cevabını bir kağıda yazıp misafirlere vermiş. Kız misafirleri tam kapıdan çıkacakları zaman durdurmuş ve demiş ki, "Benden selam edin gül yüzlü şahıma. Öldürmesin toyla toygarı. Herkesin ayı 30'unda doğar. Benimki acaba neden 28'inde doğdu?" Dadıyla lala bunun ne olduğunu anlamadan tekrar ede ede şahın huzuruna varmışlar. Kızın cevap kağıdını şaha vermişler. Şah okuduklarını kendi kendine yorumlamış. Kendi kendine, annesi ebeymiş, ablasının biri nakış hocasıymış, diğeri de gelin yüzü süslermiş. Kendisi de yazı yazıyor ve mutfakta kuru fasulye pişiriyormuş," demiş. Adamlar kızın çıkmadan söylediği sözleri de aktarınca şah hiddetle üzerlerine yürümüş. "Size itimat ettim, gönderdim. Demek yolda altınlardan ikisini çaldınız." Dadıyla lalanın korkudan dudakları çatlamış. Af dilemişler. Şah "dua edin ki öldürmesin toyla toygarı," demiş. "Eğer öyle demeseydi sizi hemen öldürürdüm. Bereket sizin canınızı yine o kurtardı," demiş. Gerçekten de çok zekiymiş bu kız. Nasıl da şifreli mesajlar göndermiş. Ama doğrusu en çok da altın hesabında şaşırdınız değil mi? Öyle ya, şah pekala 28 altın da göndermiş olabilirdi. Gönderilen altınların eksik olduğunu nasıl bildi? Bakalım bundan sonra nasıl cevaplar verecek? Aradan günler geçmiş. Şah göz açan babanın zeki kızını unutamamış. Bir gün
babasıyla annesine durumu açmış. Valide Sultan oğlunun üzülmesine dayanamamış, gidip kızı babasından istemiş. Evlenmelerine karar verilmiş. Fakat şah kıza ayrıca haber göndererek birkaç gün içinde 9 aylık hamile olarak 3 kız kardeşinde huzura gelmelerini istemiş. Tövbe tövbe. Bu nasıl istek? Ama var ya, akıllı kız bunun da üstesinden mutlaka gelecektir. Küçük kız düşünmüş, kardeşlerinin karınlarına birer yastık bağlayarak şahın huzuruna çıkarmış. Kendisi de bir yastık bağlayıp şahın huzuruna çıkmış. Şah büyük kıza sormuş. Kızım, sen neye aşeriyorsun? Pirzola, köfte, hamur tatlılarını. Peki, seni aşçıyla evlendiriyorum. Ya sen, diye ikinci kıza da sormuş. O da, ben giyim kuşam istiyorum. Atlaslar, ipek dibalar, ipek kumaşları canım istiyor, demiş. Şah, seni de terzi başına veriyorum, deyip onları göndermiş. Sonra dönmüş küçük kıza. Ya sen, neye aşeriyorsun bakalım, demiş. Kız, mercandan hoşaf, inciden pilav, buzdan şiş kebabına aşeriyorum, demiş. Şah şöyle bir düşünmüş. Küçük hanım, hadi kudretim var, inciden pilav yaptırırım. Mercandan hoşaf da yaparım. Fakat buzdan şiş kebabı nasıl yapayım? Pişerken erimez mi? Hiç bu olacak şey mi? Demiş. Kız gülmüş. Şahım, birkaç gün içinde genç bir kız 9 aylık hamile nasıl olur? Demiş. Şah mağlup olduğunu anlayarak kızı hemen annesine götürmüş. 40 gün 40 gece düğün yaparak evlenmişler. Kız şahtan anne babasının yaşamaları için saraylarının karşısına bir saray yaptırmasını istemiş. Şah kayınvalidesiyle kayınpederinin oturması için bir saray yaptırmış. Her şey yoluna girmiş. Evet, şah karısına keskin zekası ve hazır cevap yeteneği sayesinde Bilge Hatun adını vermiş. Ve önemli bir uyarıda bulunmuş. Bilge Hatun, artık kimseye akıl öğretmeyeceksin, diye. Aradan günler geçmiş. Bir gün Bilge Sultan pencereden dışarısını seyrederken, penceresinin altında iki fakir kadının dövünerek ağlaştıklarını görmüş. Merak ederek çağırıp sormuş. İki oğlumuz da askere gitti, bize bakacak kalmadı. Aç bir ilaç kaldık, şaha anlatmak istiyoruz, içeriye bırakmıyorlar, halimize ağlıyoruz, demişler. Bilge Hatun akıl vermiş. Sarayın güney tarafına dönün, köşedeki pencere altında deve uçtu pire kaçtı diye bağırın. Şah sizin sesinizi duyar, içeriye alır, demiş. İhtiyarlar aynen yapmışlar. Gerçekten şah istediklerini yapmış ve kimden akıl aldıklarını sormuş, söylemişler. Bu benim hanımdır diyerek kızmış, belli etmeyerek karısına bir daha yapmamasını tembih etmiş. Günlerden bir gün şah çok sıkılıyormuş. Kuyumcu başını çağırmış. Bana bir yüzük yap. Üzerine bir işleme yap ki bakınca hoşuma gitsin, ince ince güleyim, demiş ve 40 gün müsaade vermiş. Kuyumcu başını bir düşünce almış. Tam 39 gün düşünmüş, bulamamış. Bir gün tasalı tasalı sarayın civarında dolaşırken Bilge Hatun'un penceresinin altından geçmiş. Bilge Hatun bu dertli adama yardım etmeyi aklına koymuş. Baba, dertin nedir? Anlatsana, demiş. Durumu öğrenince, bunu bilmeyecek ne var, demiş. Yüzüğün üzerine şöyle bir yazı kaz. Gam gelir, keyif gider. Keyif gelir, gam gider. Kuyumcu sevinçle saraya koşmuş. Hazırladığı yüzüğü şaha vermiş. Şah ise
derhal anlamış. Bu sefer de çok kızarak kimin akıl verdiğini sormuş. Öğrenince hemen karısının yanına gelmiş. Derhal saraydan çıkmasını, burada en çok neyi seviyorsa onu da birlikte alıp gitmesini söylemiş. Ama Bilge Sultan bu. Mutlaka bunun da üstesinden gelecek. Bilge Sultan bu cezayı kabul etmiş. Ama şahtan son defa bir isteği olduğunu, bunu yaparsa itirazsız çıkıp gideceğini söylemiş. Şah kabul etmiş. Bilge Hatun şahla birlikte kendi odasında son bir akşam yemeği yemek istediğini söylemiş. Şah bunu kabul etmiş. Akşam olmuş. Bilge Sultan sofrayı hazırlamış. Yemekler yenilmiş. Bilge Sultan sofradan kalkmadan şaha nar suyu sunmuş. Nar suyunun içine çok etkili, uyku verici bir toz dökmüş. Şah sofradan daha kalkmadan uykuya yenik düşmüş, sofra başında horul horul uyumaya başlamış. Kız hemen birkaç uşak çağırarak Sedir'le beraber şahı sarayın aynı biçimindeki babasının sarayına nakletmiş. Sabah olmuş, şah uyanmış, bakmış güler yüzüyle karısı karşısında, hiddete gelmiş, bağırmış, sen yine burada mısın, çık git demedim mi? Kız yine gülümseyerek şahın dizi dibine oturmuş, tatlı bir sesle, şahım, burası babamın sarayı. Siz bana en sevdiğin şeyi al git demediniz mi? Sizin sarayınızda sizden başka sevdiğim bir şey yok. Ben de bu en çok sevdiğim şeyi siz uyurken uşaklarla babamın evine getirdim. Ferman sizin demiş. Şah gülmüş, karısını affetmiş, bu çok zeki kadını veziri yaparak devlet işlerinde ondan pek çok faydalar sağlamış. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Yorgan yastık, çamaşırı ipe astık, masalı sevenlere, mantıyı yiyenlere bıraktık. Efendim, size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Biz de yeni masallar hazırlayıp beğeninize sunmak üzere veda ediyoruz.